Bir yarışmadan sorulan soruların bazılarının doğru cevabı 4 puan, bazılarının doğru cevabı 6 puandır. Demek ki 4 puanlı sorular var. 4 puanlık ve 6 puanlı soru var. 4 puanlık soru sayısı x adet olsun. 6 puanlık soru sayısı y adet olsun. Toplam kaç soruya cevap verilmiş? 12 tane soru. O zaman x artı y'nin toplamı kaç oldu? 12 oldu. Yarışmadaki 12 sorunun hepsine doğru cevap veren yarışmacı 54 puan alıyor diyor. Peki x tane soruya doğru cevap vermişti. Bu sorular kaçar puan? 4'er puan. O zaman bu x adet sorudan 4x adet puan kazanacak. Aynı düşünceyle y adet 6 puanlı sorular vardı. Bunlardan kazanacağı puan 6 y olacaktır. Bu puanların toplamı da elde ettiği 54 puana karşılık gelecektir. Bu denklemi çözeceğiz. Bu denklemi çözerken birinci denklemi 4 ile genişletiyorum. 4 ile çarp. Denklemi çarpıyorum. 4x artı 4y eşittir 48 buldum. İkinci denkleme dokunmuyorum. Şöyle yapıyorum ikinci denklemi. Dokunma derken şöyle. Bunu da 4x artı 4y artı 2y eşittir 54 diye yazıyorum. Yani sadece burada ne yaptım? 6y'yi 4y artı 2y diye ayırdım. Soruda birinci denklemde buranın 48 olduğu söyleniyor. 54'e varması için buranın ne olması lazım? 6 olması lazım. Demek ki 2y'nin karşılığı neymiş? 6. Buradan y'nin karşılığı kaç bulundu? 3 bulunmuş oldu. Demek ki 6 puanlık 3 tane soruya cevap vermiş oldu. 6 puanlık 3 soru. 6 puanlık 3 soru cevapladı. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Geçiyorum o zaman. Geçin. İkinci sorudayız. Bir kasadaki limonların önce 1/3'si, sonra kalan limonların yarısı satılmıştır. Geriye 10 limon kaldığına göre başlangıçta kasada kaç limon vardır? İlkokulda öğrettikleri mantığa göre yapalım. Elimizde 6 parça olsun. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parça. Bunun üçte ikisi şurasıdır. Bak, üçte ikisi diyor bakın. 3 parçanın 2 parçası. Bakın şu birinci parça, şu ikinci parça, şu üçüncü parça. Üçte ikisi dediğine göre nereden bahsediyor? Şuradan bahsediyor. Burasını ne yapmışlar? Satmışlar. Kalan iki parça. İki parçanın da yarısını satmışlar. Şunu satmışlar sonra. Ne kadar parça kaldı? Bu kadar parça kaldı. Kalan parça neymiş? Onmuş. Demek ki bunların her biri onar birim olacak. Onar tane olacak. Toplamda kaç tane oldu? 60 tane oldu. Burası 2 bölü 3'lük parça. Burası 1 bölü 6'lık parça. Kalan da 1 bölü 6'lık bir parça oldu. 1 bölü 6, 1 bölü 6. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Evet. Şöyle yapabilirdik. 2 bölü 3'ü satılıyorsa 1 bölü 3'ü kalmıştır. Kalanın yarısı diyor satılmıştır. 1 bölü 3'ün yarısı 1 bölü 6 yapar. Bunun yarısı. 1 bölü 6 yapar. Bu satıldı. Bu da satıldı. Ne kadar kaldı? 1 bölü 6'lık parça kaldı. Neden? Çünkü 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 ne yapacaktır? 1 bölü özür dilerim. 2 bölü 6 yapacaktır. 2 bölü 6'da 1 bölü 3'e karşılık geliyor. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsanız 3 bölü 3 yani 1 yapar. Demek ki en son kalan parça 1 bölü 6'lık parçaymış. 1 bölü 6'lık parçanın karşılığı kaç limona karşılık geliyor? 10 limona karşılık geliyor. Demek ki 6'da 1'i 10 ise tamamı 60 limon olacaktır.
Devam edelim. Bir bisikletli yolun önce 1/6'ını, sonra kalan yolun 1/3'ünü gidiyor. Yolumuz şimdi 1/6'ını gidiyorsa, yani 6 parçadan bir parçasını gidiyorsa 5 parça kalmıştır. 5 parça yolun 1/3'ünü diyor. O zaman bu 5 parça yol 3'e bölünebilen bir sayı olsun. Bu 5 parça değil de 15 parça olsun o zaman. Yani biz bunu neyle genişlettik? 3 ile. O zaman burayı 3 ile genişleteceğim. Burayı 3 ile genişleteceğim. Yani başlangıçta yol 18 parça olacak. Başlangıçta yol 18 parçaymış. 1/6 3 parça yaptı. 3 parçayı kullandın. 15 parça kaldı. 15 parçanın 1/3 ne yapar? 5 parça yapar. Bak bunu gittin. Bak bu gidildi. Gidildi. Sonra bu da gidildi. Toplamda 8 parça yol gidildi. Diyor ki 40 metre daha gitseydi diyor, yolun yarısı gidilmiş olacaktı diyor. Yolun yarısı, 18'in yarısı kaç yapar? 9P yapar. Demek ki 8 parça gidildi. 40 metre daha gidilseydi yolun yarısı tamamlanmış olacaktı. Yani 9 parça tamamlanmış olacaktı. 8 parçaya bir parça eklesek 40 parça, 9 parça yapacağı için burası bir parçaya karşılık geliyor. Demek ki gençler 40 metre bir parçaya karşılık geliyormuş. Yolumuz kaç parçaydı? 18 parçaydı. 18 çarpı 40 diyoruz. Bu da 720 metreye karşılık geliyor. Anlayabildik mi? Anladık. Hocam beni dersten attı ya. Efendim? Hocam beni dersten attı. Peki baştan mı alayım? Ne yapalım? Yok hocam, almanıza gerek yok. Baştan alayım mı oğlum? Olur hocam. Baştan alıyorum o zaman. Burayı kapatıyorum, baştan alıyorum. Tamam hocam. Şimdi yiyelim. Bisikletli yolun 1/6'ını diyor. Sonra kalanın 1/3'ünü diyor. Gidiyor diyor. 40 metre yol daha giderse yolun yarısını tamamlamış oluyor diyor. Yolun uzunluğu kaç metredir demiş. Önce 1/6'ını diyor. Yani 6 parçadan bir parça gitti. Kaç parça kaldı? 5 parça kaldı. 5 parça yolun 1/3'ünü diyor. 5 parçayı 3'e bölemeyeceğimize göre biz bunu 3 ile genişletelim o zaman. 3'e bölünebilen bir durum olsun. Çarpı 3 diyorum. Çarpı 3 diyorum. Çarpı 3 ol dedim. O zaman yolun tamamı 18 parça oldu. 1/6 3 parça oldu. Bu gidildi. Bunu gittik. Evet, bu 15 parça yolunda ne yaptı? 1/3'ünü gitti. Yani 15'in 1/3'ünü ne yapar? 5 parça yapar. Bu da gidildi. Peki toplamda 8 parça gittik. 3 parça buradan, 5 parça buradan, 8 parça yaptı. Diyor ki bu gidilme işlemi yapıldıktan sonra 40 metre daha gitseydim diyor, artı 40. Yolun yarısını tamamlamış olacaktım diyor. 18 parça yolun tamamı 18, tamamı diyelim. Yarısı kaç parça yapar? 9 parça yapar. Demek ki 8 parça yola 40 metre daha ekleseydik ne olacaktı? 9 parça olacaktı. Demek ki buranın ne olması lazım? Bir parça olması lazım. 40 eşittir P dediğimizde 18 tane P var. 18 parça yolumuz. 18 çarpı 40 diyoruz. Yolumuz 720 metre oluyor. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Peki. Yok Eren hocam. Var mı oğlum anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Peki. Geçiyorum. Anladım. Taksitli fiyat 2400 TL olan bir koltuk takımı peşin alındığında taksitli fiyat üzerinden %20 indirim uygulanacaktır diyor. Peşin ödeme yaparak bu koltuk takımını alan kişi kaç lira kar etmiştir? Yani indirim miktarı kadar kar etmiştir. O zaman bunu kar olarak düşünebiliriz arkadaşlar. 2400'ün neyini buluyoruz? %20'sini buluyoruz. %20 ne demek? 20/100 demek. Buradan ikişer sıfırı silerseniz arkadaşlar
Bu da 24 çarpı 20 yapıyor. Yani 480 yapıyor. Ne kadar indirim yapıldı? 480 TL'lik indirim yaptı. Buna kar olarak düşünebilirsiniz. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Yok hocam. Bir kuaförde saç kesimine 20 TL, fön çektirmeye 10 TL, saç kestirme ve fön çektirmeye 25 TL ücret alıyorlar. Bir günde içinde kuaföre toplam 18 müşteri giriyor. Saç kestiren 10 kişi. O zaman saç kestiren müşteri diyelim, SM diyelim. Müşteri M olsun, S saç olsun. Evet, bunun eleman sayısı 10'muş. Fön çektiren müşteri sayısı FM diyelim. Bunun eleman sayısı S ile gösteriyoruz, hatırlayın kümelerde yapıyorduk ya. 13. Evet. Evet. 13 olduğuna göre kuaförün o günkü kazancını bulun diyor. Hemen küme modellemesi yapıyorum. Şu saç kestiren, şu fön çektiren, burası da hem saç kestiren hem fön çektiren. Bakın saç artı fön. Yani S kesişim F. Anlayabildik mi arkadaşlar? Evet. Evet. S kesişim F oluyor. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin hani hatırlayın gençler kümelerde birleşim kümesi büyük S birleşim F ya da şuralara M eklemiştik. M diyelim buralara. Nasıl bulunur? Saç kestirenlerin eleman sayısı artı fön çektirenlerin eleman sayısı. Şurası özür dilerim. Fön çektirenlerin eleman sayısı eksi hem saç hem fön çektirenlerin eleman sayısı. Yani S, M kesişim S, M, F, M diyeceğiz. Peki şurası kaç kişiymiş? 10 kişi. Burası 10 kişi. Burası 13 kişi. Sonuç kaç kişi? 18 kişi. Niye? Çünkü 18 tane müşteri var. Burası kaç yaptı? 23 yaptı. 23'ten 18'e varmak için ne çıkarmamız lazım? 5 çıkarmamız lazım. Demek ki kesişim kümesi kaç elemanlıymış? 5. Saç kestiren kaç kişiydi? 10 kişiydi. O zaman buraya kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Fön çektiren kaç kişiydi? Fön çektiren kaç kişiydi? 13. 13. O zaman 5'ten 13'e varmak için ne gerekiyor? 8 gerekiyor. 8. Peki şimdi bunların ücretlerini bulalım. Saç kestiren 20 çarpı 10 200 lira öder. Evet. Saç artı fön çekti. Bak şu 5 sadece saç, bak sadece yazıyorum şuraya. Sadece saç. Ne oldu? 20 çarpı 10 200. Sadece fön. Ne oldu o zaman? 8 ya burası. 8 sadece fön burası. 8 çarpı fönü ne kadar ödüyorduk? Föne 10 lira. 8 çarpı 10. Ne oldu? 80. Peki. Fön artı saç. Ne kadardı? 25 liraydı. Kaç kişi yaptırmış bunu? 5 kişi. 5 çarpı 25. Ne oldu? 125. Bu toplam ne yaptı? Bu toplam 405 yaptı. Demek ki kuaföre ödenen para, 18 kişinin ödediği para kaç liraymış arkadaşlar? 405 liraymış. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Peki, geçiyorum. Geç. Yok hocam. Ömer ve Hakan'ın bugün yaşları toplamı 30'dur demiş.
3 yıl önce Ömer 3 yıl sonra önce Hakan 4 yıl sonra doğmuş olsaydı Ömer 3 yıl önce dediğine göre Ömer'in yaşından 3'ü çıkaracağız. Yok, Ömer'in yaşına 3 ekleyeceğiz. Artı 3. 3 yıl daha yaşlı olacak. Hakan 4 yıl sonra doğmuş olsaydı diyor. Demek ki Hakan 4 yaş daha küçük olacak. Eksi 4 diyeceğiz. O zaman bu fark ne oldu? Eksi 1 oldu. Gençler, yaş toplamından bunu çıkarttığımızda 30 eksi 1. Bak ne oldu o zaman? 29 oldu. Bugünkü yaşlar toplamı o zaman ne oldu arkadaşlar? 29 olur. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok. Yok hocam. Evet. Bir baba ve iki çocuğunun yaşları toplamı 70'tir diyor. Babaya B dedim, çocuklara da C dedim. Bunların yaşları toplamı ne oldu? 70 oldu. 5 yıl önce baba B eksi 5 yaşındadır. Çocuklar diyor, 2 tane olduğuna göre çocuklar C eksi 10 yaşındadır. Neden? Her birinden 5'er yıl geri gidiyoruz. 5 yıl önce babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 3 katından 5 eksik. Çocuklarının yaşları toplamının 3 katından çarpı 3, bunun 3 katından ne eksikmiş? 5 eksikmiş. Eksi 5. Neye eşit oldu? B eksi 5'e eşit oldu. Burada şu eksi 5'lerin üzerine çizersek babanın yaşı 3 çarpı çocuk eksi 10 olarak bulunacaktır. Burada şunu biliyoruz. Baba artı çocuk 70'ti. Burada B'nin yerine 3 çarpı, şunu açalım. 3C eksi 30 demek bu. B'nin yerine 3C eksi 30 yazarsak, 3C eksi 30 yazarsak, bir C de burada var, artı C. Sonuç ne oldu? 70 oldu. Toplamda 4 tane C, eksi 30. Neye karşılık geldi? 70'e karşılık geldi. Demek ki buranın ne olması lazım? 100 olması lazım. Yüzde 30 çıkarsa 70 yapar ya. 4 tane çocuğun yaşları toplamı 100 ise, özür dilerim yanlış söyledim. 4 Ç'nin değeri 100 ise Ç'nin değeri bakın ne oldu? 25 oldu. Yani iki tane çocuğun yaşları toplamı 25'miş. Bana babanın bu yaşını soruyor. Babayla çocukların toplamı 70 olduğuna göre 70'ten 25'i çıkartıyorsunuz, 45'i buluyorsunuz. Bu da babanın yaşı oluyor arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Yok hocam. Geçiyorum. Geçin. Kilogramı 4 liradan alınan bir kayısı kurutulunca %40'ını kaybediyor. Yani 1000 gramı 4 liraydı. %40 lira verdi. Ya 400 gram gitti. 600 grama düştük. 600 gramın maliyeti ne oldu? 4 lira oldu. 600 gramın maliyeti bana 4 lira oldu. 600 gramın maliyeti 4 liraydı arkadaşlar. Şimdi diyor ki kuru kayısıyı 10 liradan satarsam, kilogramını 10 liradan satarsam yüzde kaç kar ederim? O zaman 600 gramı 4 liraysa şöyle yapalım. Bunu nasıl yapalım? Dur. 10 liradan demiş. 10 diyelim buna. 10 liradan kaç gram satarız diye bakalım. Gram üzerinden hesap yapalım o zaman. Bu da şuraya 10 yazacağız. Çapraz 600 ile 4'ü sadeleştirelim o zaman.
600 ile 4'ü sadeleştirelim. Burası ne yaptı? 150 gram yaptı. 150 ile 10 çarpma durumunda x eşittir 1500 oldu. Demek ki arkadaşlar bu 1500 grama karşılık geliyormuş. Yani 10 liralık mal 1500 grama karşılık geliyormuş. Arkadaşlar bizim başlangıçtaki malımız 1000 liralık malımız, 1000 gramlık malımız 1500 grama çıktı. Yani ne kadar bir kar eklemiş olduk? %50 kar eklemiş olduk. Anlayabildiniz mi? Evet. Demek ki kar yüzdemiz bakın neymiş? %50'ymiş. %50. Geçiyorum o zaman. Geçelim. Bir satıcı elindeki bağlıkların %60'ını %30 karla satıyor. Elinde 100 adet bardak olsun. 100 adet bardağın maliyeti de 100 lira olsun. 100 bardak adet 100 adet bardak maliyette 100 lira olsun. Maliyette 100 lira olsun. Yani bardağın tanesi 1 lira gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Bardakların elindeki bardakların %60'ını yani 60 adedini %30 karla arkadaşlar 60 adedinin maliyeti 60 liradır. %30 kar koyarsanız 60'ın %30'u ne yapar bakalım? 60 çarpı 30 bölü 100 dediğimizde bu da 18 liraya karşılık geliyor. Bakın artı 18 ekliyoruz. %30. Bakın. Yani artı 18 ekliyorsunuz. Bu olan oldu 78 lira satmış oluyor. Bu karlı satış. Bir dakika şöyle yapmayalım ya. Bir dakika şuraya bir sileyim tekrar alayım arkadaşlar. Bir dakika. Bakın gençler %60'ını %30 karla. %60'ın karşılığı 60 adet olsun ve 60 liralık bir mal olsun. 60 liralık bir mal diyelim arkadaşlar. Elindeki mal 100 liralık bir mal olsun. 100 lira diyelim buna. 100 liralık bir mal var. 60 liralık malı %30 karla satacak. O zaman 60 çarpı 60'ın %30'u arkadaşlar bakın ne yapıyor? 60 çarpı 30 bölü 100'den 18 liraya karşılık geliyor. Yani 60 liralık malda arkadaşlar 18 lira kar etti. Geriye kalan bardakların yarısı kırılıyor diyor. Geriye kalan kaç bardak var? 40 bardak var. 40 bardağın yarısı kırıldı. 20 tanesi kaldı. 20 tanesinin maliyeti arkadaşlar ne kadardı? 20 liraydı. Satıcı zarar etmemek için kalan bardakları en az yüzde kaç karla satmalıdır? Arkadaşlar şimdi elimizde 80 bardak var. Değil mi? 80 bardaktan 80 bardağı biz topladığımızda bakın şöyle topladığımızda 80 bardağı 78 yaptık. 20 bardak kırılmıştı. Bir dakika böyle olmayacak. Şöyle bir sileyim. Şimdi 60 liralık bardakta %18 %30 kar ettik. Bu da 18 liraya karşılık geldi. 78 liraya sattık. Şu maliyet, şu satış. Değil mi? 18 lira kar ettik. Kalan ne kadar mal var? 40 tane bardak var. 40 tane bardağın 20'si kırılıyor. Yarısı kırılıyor. Yarısı kalıyor. 20 bardak kaldı. 20 bardağı ben kaç liradan satmalıyım arkadaşlar? Şimdi 78 lira oldu. Bu zarar etmemek için
Kaç liraya ihtiyacım var benim şimdi? Gençler 100 liraya ihtiyacım var. 100 lira atmanı 100 liraya satmam lazım ki zarar etmeyeyim. Çünkü zarar etmemek için kalan muğlakları yüzde kaç kaya satacak diyor. Peki yüzden 78 çıkarırsak burası ne yapıyor arkadaşlar? 22 yapıyor. Değil mi? 22 yapıyor. Peki bizim arkadaşlar 20 bağdaktan 22 lira elde edebilmemiz için %10 kar koymamız gerekiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çünkü %20'nin %10'u bakın ne yapıyor? 2 lira yapıyor. Yani biz 22 liraya satmış oluyoruz. Toplamda bakın burası ne oluyor? 100 lira olmuş oluyor. Görebildiniz mi? Evet. Yani bakın ne yaptık? Maliyeti kurtarmış olduk bakın arkadaşlar. Anlayabildiniz mi? Demek ki kalan 20 bardağı %10 karla arkadaşlar sattığımızda ne yapmış oluyoruz? Maliyeti kurtarmış oluyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok hocam. Dersi bitirdim arkadaşlar. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. 10 dakika sonra beklerim sizi arkadaşlar.